8. bölümümüzde yetenek belirten modüllerden bahsedeceğiz. Yetenek bahseden modüllerimize baktığımızda Ken'i kullanacağız, Be Able'ı kullanacağız. Genel olarak fizik yeteneklerden bahsederken Ken'i kullanırız. He can jump high. Yüksek sıçrayabilir. He can play football very well gibi. Edinilmiş becerilerden bahsederken kullanılabilir. Mesela ütü yapmak gibi. She can iron clothes very well. Çok iyi elbise tüleyebilir. Edinilmiş bir beceri. Gelecekte bir şeyi yapabilme anlamında kullanıyorsak gelecek zaman ifadesini kullanmamız gerekir. Bu durumda gelecekte yapabilme anlamı taşır. I can make a schedule for you. Senin için bir program yapabilirim anlamındadır. Can'i daha önceki anlamlarıyla karıştırmamak lazım. Burada can yapabilmek, edebilmek anlamında yetenek belirtiyordu. Ama daha öncesinde gördüğümüzde olasılık anlamında vardı. He can be at home now. Şimdi evde olabilir. Bu may be at home, could be at home, might be at home ile aynı anlamda kullanılmıştır. İzin vermek için can'i kullanabiliriz. Yetenek anlamının dışında you can leave a bit early today. Bugün birazcık erken çıkabilirsin. Kendi geçmişte yeteneklerimizden bahsederken kullanırken could olarak kullanırız. I could walk when I was two. 2 yaşındayken yürüyebiliyordum. Bu geçmişte yapılan bir yetenektir. Be able to ise present tense'deki kullanımı can'a yakındır. I'm able to sew and iron. Dikiş dikebilir, ütü yapabilirim. Ama genel olarak özel bir durumdan bahsederken kullanılır. Bir şeyin üstesinden gelmek, başarmak anlamı vardır. We were able to evacuate the building in only 3 minutes. 3 dakika içerisinde sadece binayı boşaltabildik. Geçmişte bir spesifik olay vardır. Bu genel bir durum değildir. Could'da birazcık daha genel bir durum vardır. Mesela he could walk, yürüyebiliyordu. Genel bir durum. Ama were able to, geçmişte belli bir olay vardır. O olayın zor bir olaydır. Onun üstesinden gelmek anlamında were able to'yu kullanırız. You have to be able to speak and write in English. Modüllerle birlikte kullanılabilir. Ki sınavlarda da karşımıza çıkabilmektedir. İngilizce konuşabilmeli ve yazabilmelisin. Bunu illa can'i biz gelecek zaman anlamında kullanmıştık. Tomorrow'la birlikte. Geçmiş zamanda could olarak kullanmıştık. Ama be able to'yu farklı zamanlarda kullanabiliriz. I was able to, I have been able to, I will be able to şeklinde farklı zamanlarda kullanabiliriz. They will be able to decorate the office with a small amount of money. Azıcık parayla ofisi dekore edebilecekler. Farklı zamanlarda kullanabiliyoruz.